Hakan Fidan da Haniye ile telefonda görüştü ve başsağlığı diledi. Ateşkes konularının üzerine son olarak böyle bir saldırı, ateşkes sürecini nasıl etkiler, hepsini konuşacağız. Terör uzmanı Abdullah Ağar bizlerle birlikte olacak. Şimdi bütün detayları konuşacağız Abdullah Ağar'la birlikte. Sayın Ağar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Begüm Hanım. Saygılar, iyi yayınlar, iyi bayramlar. Çok teşekkürler, iyi bayramlar dileyelim bizler de. Şimdi bayramın birinci gününde Hamas lideri Haniye'nin 3 oğlunun öldürüldüğü ve torunlarından birinin de yaralandığı bilgisi var elimizde. Ve İsrail tarafından atılan bombalar sonucu öldürüldü 3 oğlu. Bayramın ilk günü yapılan bu saldırılarla birlikte verilmeye çalışılan mesaj nedir? Biz buradan neler çıkarabiliriz? Öncelikle sizden onu alayım ben. Şimdi efendim tabii İslam dünyası için son derece önemli bir dini vecibe olan Ramazan ve Ramazan bayramının ilk gününde İsrail saldırıları devam etti. Ve bu saldırıların bir tanesinde Hamas'ın siyasi büro şefi Haniye'nin 3 oğlu, değişik kaynaklarda 3 torunu olduğu söyleniyor. Kendisi bir oğlu ifade ediliyor. Hayatını kaybetti. Şimdi tabii bu işin en tehlikeli tarafına işaret ediyor. Öncelikle onu ifade etmek gerekiyor. Sonuçta ülkeler mücadele ederlerken, savaş sırasında dahi bir şekilde birbirlerinin dini günlerine veya kendileri için milli değer taşıyan günlerde birbirlerine karşı saygı gösterirler. Ama İsrail bunu yapmadı. Bütün İslam dünyasında tahrik edecek şekilde hem Ramazan boyunca hem de Ramazan bayramının ilk günde saldırılara devam etti. Bu açıdan bakıldığı zaman bu bir meydan okuma. Yani İsrail tarafından bir meydan okuma ve kendisinin Netanyahu'nun en başta sürekli dile getirdiği ve ifade ettiği ve ardından çeşitli ikazlarla sanırım bu konudaki söylemini geri çekti. Bir teolojik mücadele, bir teolojik savaş içerisinde olduğunu gösteriyor olması. Yani bu açıdan bakıldığı zaman bir teolojik meydan okuma var. Sadece askeri anlamda bir meydan okuma yok. Tabii bu tutumun kökeninde ne var? Açıkçası İslam dünyasının şu ana kadar beklenen, umulan bir etkiyi ortaya koyamayış. Yani yapmış, şu ana kadar yapmış olduğu her şeyin tepkiyle sınırlı kalması ve İsrail üzerinde veya İsrail destekleyen Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı dünyası üzerinde bir caydırıcı etki en azından ortaya koyamayışının sonuçlarından bir tanesi, acı sonuçlarından bir tanesi. Yani hem Ramazan boyunca hem de bayramın ilk günde saldırıları devam etmesi. Bu açıdan çıkartılması gereken pek çok ders var. Hani bunları zaten televizyon programlarında konuşuyoruz. Şimdi sonuçları ne olur? Tabii çok iddialı cümleler kurmamak gerekiyor. Hani toplumsal anlamda bir infial var. Ama eylemsel anlamda veya caydırıcılık anlamında şekillenen veya kendisini gösteren bir etki yok. Nereye gider? Bu biraz aslında Batı dünyasının kendi iç dinamikleriyle ilgili olan bir şey veya kendi hassasiyetleriyle ilgili olan bir şey. Yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri İsrail yapmış olduğu saldırılarla ilgili bir şey ortaya koyarken, bir refleks ortaya koyarken bunu İslam dünyasının has kaşı, has yüzü için koymuyor. Kendi küresel hesaplarıyla ilgili veya bölgesel hesaplarıyla ilgili bir tepki ortaya koyuyor ve bu tepki de zaten oldukça şaibeli. Bu açıdan bakıldığı zaman hani ben her zaman ifade etmeye çalıştım. Gazze Savaşı başta olmak üzere yakın dönemde yaşamış olduğumuz Vekaletler Savaşı'ndan, FETÖ'nün Türkiye'deki ortaya koymuş olduğu etkiden ve darbe girişiminden, DAEŞ'tan İslam dünyasını çıkartması gereken çok ders var. Çünkü sonuçta Vekaletler Savaşı diye tanımlamış olduğumuz savaşın ne yazık ki bizim coğrafyamızda, İslam coğrafyasında hüküm sürdüğünü görüyoruz ve vekil hale dönüştüğümüzü görüyoruz. Asiller de bu vekilleri, yani Müslümanları birbirlerine kırdırarak dahi
pek çok eylem ortaya koyuyorlar, etki ortaya koyuyorlar ve İsrail'in en son yapmış oldukları da zaten biliyorsunuz tam anlamıyla bir insanlık suçu, bir savaş suçu ve bir soykırım, bir katliam suçu. Bir diğer tarafıyla da çok ilginç bir şekilde yardımı yapacaksak yine biz yaparız modundalar. Ve karadan yardıma izin vermezken işte havadan paraşütlerle bazı indirme operasyonlarının altına imza atıyorlar. Bu çok konuşuldu. İzin verirseniz kısaca da ona değinmek isterim. Tabii. Yani bunun neyle uğraşıyoruz, nasıl bir şovla uğraşıyoruz görelim diye. Şimdi Ürdün kaynaklarında okudum. Ürdün diyor ki bu havadan yapılan paraşüt operasyonlarında yani insani yardım operasyonlarında biz kendi başımıza 74 sorti yaptık. Müşterek olarak da 159 sorti yaptık diyor. Yani bu toplam ne yapıyor? 233 sorti yapılmış. Şimdi genellikle C-130 askeri nakliye uçaklarıyla yapılıyor bu havada indirme veya paraşüt operasyonları. Bir C-130'un taşıma kabiliyeti azami olarak 19.355 kilo. Azami yükleme yapılmış olsa dahi toplam yardım operasyonlarında ortaya çıkan sonuç 451 ton. Şimdi ne demek biliyor musunuz 451 ton? Gazze'nin günlük ihtiyacı 500'tir. Yani yaklaşık 1500 ton. Yani günlük ihtiyacının neredeyse 1/3 kadar bir yardım yapılmış, havadan atma yapılmış. Bununla beraber tam anlamıyla bir şov yapıyorlar ve Gazze 6 ayı aşkın bir süredir bu 500 tırlık günlük girişin girişten mahrum. Yani işin nerelere geldiğini anlatmak açısından son derece çarpıcı bir örnek. Aslında bu paraşütle ilgili mesele. Şimdi tabii şimdi ilginç bir boyuta gelişti. Ona da değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Askeri kabiliyet anlamında 7 Ekim saldırısı ve sonraki süreçlerde Hamas'ın askeri kabiliyetini bir vekil güç olarak kullanan İran'ın sahada bir etki ortaya koyması, bir caizlik ortaya koyması gözleniyor, bekleniyordu en azından. Ama İran bunun hiçbirisini yapmadı. Yapmamakla birlikte o da başka bir pozisyon geliştirdi ve yıpratma savaşlarına kendi usullerince devam etme eğilimi içerisinde. Yani ana karasını koruma eğilimi içerisinde bir tavır ortaya koydu. En son İsrail ayın başında Şam Büyükelçiliğini vurması ve orada Kudüs Tugayların en yetkili komutanıyla beraber 7 subayını öldürmesiyle birlikte İran'ın bir tepki ortaya koyacağı konuşulmaya başlandı. O tepkiye dair bir beklenti var ama şu ana kadar o da kendisini göstermiş değil, gösterebilmiş değil. İşte Hamane'nin bugün vermiş olduğu, bilmiyorum sizler paylaştınız mı, bayram hutbesi mesajında da çok ilginç bir mesajı vardı. Bir Rus menşeli keskin nişancı tüfeği. SV'de yani Snayperska Vintovka Drogonova ve bir veya bizdeki adıyla Kanas'la. Onun namusundan tutarak bir bayram hutbesi mesajı verdi. Bu da ilginç bir mesaj. Yani Rus menşeli bir keskin nişancı tüfeğiyle bir mesaj verme. Ne demek istiyor açıkçası ben de çok merak ediyorum ama bir etki bekleniyor ama şu ana kadar bu etkide kendisini gösterebilmiş değil. Peki İsrail'in bu saldırı özelinde vermek istediği mesajlar tam olarak nedir? Şimdi Begüm Hanım yani benim gördüğüm şu. Şimdi İsrail, Şimbet'in başkanı Ronen Bar bir ifade kullanmıştı. Biz Hamas'ın siyasi ve askeri liderlerini nerede bulursak imha edeceğiz. Ve şimdi bununla ilgili belki şu ana kadar İsmail Haniye'ye ulaşabilmiş değiller. Belki kendileri gibi bir planları var ama ben şöyle algıladım açıkçası. Haniye'ye verilen bir mesaj var ama bu işin siyasi anlamda baş aktörü olan İsmail Haniye'ye bir evlat acısı yaşatmak. Böyle bir amaçla hareket ettiklerini düşünüyorum ben. Yani belli ki niyet ve maksatları evlatlarına eriştik, sana da erişeceğiz mesajı taşıdığını değerlendiriyorum. Böyle bir boyutu var. Ki biliyorsunuz hem siyasi anlamda hem askeri anlamda Salih Aruri başta olmak üzere
pek çok siyasi ve askeri liderini hem Gazze şeridi içerisinde hem de bulundukları ülkelerde Lübnan'da başta olmak üzere etkisizleştirdiler. Yani saldırılarla hayatlarını kaybetti. Hamas'ın askeri ve siyasi kanadından pek çok lider seviyesindeki kişi şu ana kadar. Şimdi buna dair bir mesaj var. Yani Haniye'ye doğrudan doğruya senin de peşindeyiz ama senden önce sana bir evlat acısı yaşatmayı tercih ettik tarzında bir mesaj verdiklerini değerlendiriyorum. Evet. Yani böyle bir tarafı var. Evet. Tabii şöyle bir boyutu da var bence. Yani son sözde onu söyleyeyim müsaadenizle. Buyurun lütfen. Şimdi tabii Haniye 60 civarında siz de söylediniz. Evet. Ailesinden kişiyi İsrail saldırılarında kaybetmiş. Şimdi bu önemli bir boyut. Şimdi İsrail, Hamas'ın siyasi kanadı eleştiriliyordu. Yani neyle eleştiriliyordu? İşte siyasi kanadı dünyanın ülkelerini, pek çok ülkelerini geziyorlar. 7 yıldızlı otellerde konaklıyorlar ama orada Filistinler ölüyor tarzında bir eleştiri vardı. Haniye'nin bu şekilde 3 evladının hayatını kaybetmesi ve şu ana kadar 60 civarında aile ferdinin hayatını kaybetmesiyle beraber kendisini gösteren bu fotoğraf Hamas'ın siyasi kanadında çok ağır bir bedel ödediğini ve eğer bir şekilde hayatta kalırlarsa, yani bu sürecin sonunda, çünkü İsrail bununla ilgili eylemleri devam edeceği kendisini gösteriyor, hayatta kalırlarsa doğal liderleri olarak Filistin davasının başrol aktörleri olacaklarını ifade etmek gerekiyor. Peki, çok teşekkürler Sayın Ağar. Katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Şimdi Abdullah Ağar'la konuya ilişkin İsrail'in vermek istediği mesaj ne olabilir diye konuştuk. Ve Sayın Ağar'dan da Haniye'ye biz senin evlatlarına ulaştık, sana da erişebiliriz mesajı gelmiş olabilir. Bu sebeple yapılmış olabilir dedi. Şimdi